Selam arkadaşlar, hepinize merhabalar. Dur kız. Faaliyete devam ediyoruz. İnşaat buraları buraları her tarafı kazdık. Biz kazıyoruz, köpekler taşları alıyor oradan bu tarafa taşıyor falan. Yerden çıkanları buluyorlar. Yeni köpeklerimizden bir tanesini de getirdik. Iris gel. Iris gel kız. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bu da yeni kız. Sinan Çinoğlu'ndan geldi. Gel kız gel. Çok uyumlu, güzel bir köpek. Göstersene köpeği de. Bunlar da ana kız, elimde bir şey görmesinler. Ağız. Ağız. Hayır. Ağız. Elimde ne görse alacaklar elimden. Buraları kazdık böyle. Buradan da bir tane kaya çıktı. Eşek gibi. Daha doğrusu buraya beton dökmüşler. Gel gel göster şunu. Şöyle şuradan itibaren betondu bu. Koca günde bu kadarını kırdık. Küçük bir tane hilti var. Bu kadarını kırdık. Buraya tekrar su borularını yatıracağım. Boydan boya. Göstersene şöyle. Buradaki de klozeti de faaliyete geçireceğiz. Köpeklerin pisliklerini atmak için. Bunu da sökeceğim. Bunu bir temizlenecek. Buna bir kapak mapak yapacağım. Buraya bir tane sifon koyacağım. Köpeklerin pisliklerini direkt bunun içine atacağız. Bunu görenler şey diyor. Abi diyor köpekler klozete mi yapıyor? Ha klozete yapıyorlar. Geliyorlar köpekler burada. Klozete alıştırıyoruz köpekleri. Klozete yaptırıyoruz. Pislikleri atmak için direkt kanalizasyona bağlı. Bir burası kaldı işte. Buraya böyle altıya böleceğim burayı. Buraya bir gezinti alanı yapacağız. Köpekler şey olsun diye böyle 6 metreye 3 metre. Birbirlerini görüyorlar. Çok avlıyorlar. Özellikle dışarıdan yabancı köpek gelince çok avlıyorlar. Biraz avlamalarını, gürültülerini keselim diye. Norton gel gel. Gel. Bak bak yine bulmuş onu. Gel buraya gel. Dur onda çivi var. Bırak onu ya. Her taraf birbirinde. Hayvanlar da taşlar alıyorlar, taşıyorlar. Hele şu, şu yok mu şu? Ağzında taş götürüyor, getiriyor. Ağzında taş götürüyor, getiriyor. Yürü git kız. Chelsea'nin de günü yaklaştı. Chelsea. Gel kız. Allah 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 Allah. Beyaz yavrularımız büyüdüler. Artık 10 güne kadar sahiplerine teslim etmeye başlayacağız. Ondan sonra Chelsea'yi eve götüreceğim. Doğumu evde yaptıracağım. Biliyorsunuz Legolas'ı gönderdik. Legolas Kazım'da, Zonguldak'ta Kazım'a gönderdik Legolas'ı. Bon Anadolu. Bakalım onda siyah erkekler var. İki tane genç erkek var. Belki bir tanesini alırım ondan. Jess de burada. Sinek kovalıyor her zamanki gibi. Gel kızım buraya gel. Gel. Ay, ihtiyar prenses. 8 yaşında. 8. Gel buraya. Şık seni. Para bitti. İnşaatı durdurduk. Para bitince harç bitti yapıp paylaşıyorlar ya. Para bitti. Malzeme alacak para kalmadı. Malzeme alacak para kalmayınca biz de yavaşladık yani. Yapacak bir şey yok. Para kazanamıyoruz ki. Her yer kapalı. İnsanlar para kazanamıyor. İnsanlar para kazanamayınca biz de kazanamıyoruz yani. Öyle birazdan soyunacağız şimdi. Tekrar iş kıyafetlerimizi giyeceğiz. Çalışmaya başlayacağız. Neron gel oğlum. Allah 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 paşama. Neron da tüyde. Acayip tüy döküyor bu ara. Allah kızım.
Bu da işi gücü kızıyla uğraşıyor. Bu aralar kızına taktı kafayı. Kızın üstünde çok baskı kuruyor. Norton'un üstünde Naomi. Acayip baskı kuruyor. Gel Norton. Bu acayip ya. Bu fırtına gibi bu. Bu fırtına gibi. İşi gücü oyun. Top oynayacak, koşturacak. Top manyağı, top delisi. Gerçi hep söyle de. Sen niye indirdin kulağını? Can bunun kulağını bir temizlesene ya. Bu kulağın biraz indirmiş bu. Kulakta bir şey var. Neron. Sağ kulağı biraz aşağı indirmiş. Kulağın içinde iltihap mı var? Baksana bir ona. Ya yaz geldi. Sıcaklar birden bastırdı. Aşırı sıcak oldu birden. İşte köpeklerin yerlerini bir an önce bitirip üstlerinin gölgelerini falan ayarlamam lazım. Çünkü çok fazla içeride kapalı kalıyorlar. Öğlen çok sıcak saatlerde kapatıyoruz hayvanları. Ben de çok fazla hayvanları kapatmayı sevmiyorum yani. Gezmelerini istiyorum. Onun için bir an önce bitirip üstlerinin böyle gölgelendirmelerini yapıp halletmem lazım 15 güne kadar. Bakalım, bu arada üzücü de bir olay yaşadık. Diğer erkek köpeğimiz Ork, 13 aylık olan, öldü. Mide dönmesinden öldü hayvan. Yani gözümüzün önünde birden çıktı, hopladı, zıpladı. Abi baktık, kulakları mulakları indirdi hayvan, böyle bir tuhaf. Aldık, biraz ısladık mısladık işte. Ondan sonra hemen veteriner arkadaşı çağırdım. Hekim arkadaş geldi. Abi dedi, bir röntgen çekelim. Köpekte bir tuhaflık var. Gittik, röntgenini çektirdik. Midesi dönmüş. Apar topar götürdük. Üniversiteye ameliyatını yaptırdık. Dünyada para verdik. Yani 4.500 lira para verdik. Ama ameliyatta güzel geçti. Fakat köpek narkozdan çıkamadı. Bir türlü ayılamadı yani. Köpeğimizi geçen hafta kaybettik. Yani bir haftadır da zaten işin açıkçası video koymuyorum. Ona canım sıkmıyor. Keyfim yok. Mide dönmesinden köpeğimizi kaybettik yani. Ha, sebep ne diyeceksiniz? Valla gözle görülür bir sebep yok işin açıkçası. Yani hayvan, kendim açtım, kendim saldım. Geldim, gözümün önünde koşturdu. Mırtıpla oynadı zaten. Gel mırtıp. Mırtıpla biraz oynadılar, biraz boğuştular. Biraz boğuştular, oynadılar. Ondan sonra ben bir iki iş yaptım. 5 dakika falan geçmiştir. Bir baktık hayvan bir tuhaf hallerde, kusmaya uğraşıyor. Kusamıyor da. Hemen aldık, gölgeye aldık. İşte bir su falan tuttum kasıklarına, ayaklarının altlarına. Acaba dedim, hani oynadı, hopladı, zıpladı, güneş mi çarptı falan diye düşündüm. O da değil, hemen apar topar veteriner arkadaş geldi. Yani veterinerin gelmesi falan toplamda 20 dakikadır. 30 dakikada sürmemiştir yani röntgenin çekilmesi. Ameliyata soktuk. 1 saat 5 dakika, 1 saat 10 dakika arası köpek ameliyata girdi. Ameliyat da güzel geçti. Güzel geçti ama köpek ayılamadı. Yani narkozdan bir türlü çıkamadı. Geçen hafta köpeğimizi kaybettik. Çok üzüldüm. Çok güzel bir erkekti, genç bir erkekti. Zaten biliyorsunuz Orhan'ın köpeğiydi, arkadaşım Orhan'ın köpeğiydi. Ama hani bizde çok duruyordu. Kendi köpeğimiz olduğu için, kendi yavrum olduğu için. Ya benim köpeklerimden de farkı yoktu. Ya çok gençti daha, 13 aylık. Ya böyle bir olay olunca keyfim kaçtı yani, canım sıkıldı. Ya o kadar uğraşıyoruz, bakıyoruz. Emek veriyoruz. Yani iyi de baktığımızı düşünüyorum ama ya işte birden olabiliyor. Yani işte ecel geldi mi, insan hayvan fark etmiyor. Bir şekilde alıyor götürüyor yani. Ya bizi çok üzdü. Gerçekten de çok üzdü. Canımız sıkıldı. İşte bir haftadır falan da video koymadım. Keyfim yoktu. Hala da yok yani gerçi de. Öyle bir durum oldu. Sizlerle de paylaşalım dedim. Güzel köpekti. Hatta şey var, o evde bakılan köpek videosunda Orkun videosu var. Büyük de bir erkekti yani. 13 aylıktı. Yani bayağı iri olmuştu. Babasının veliahtı gibi olmuştu yani. 68 santimdi en son omuz yüksekliğini ölçtüğümde. Yani standardın artık dışına çıkmış bir erkekti. Büyük bir erkekti. Çok gösterişli bir erkekti. Ömrü yokmuş. Bazen böyle oluyor işte. Bazen çok hoşuna gidiyor. Ya bu çok iyi diyorsun. İşte bizde kalsın. Hadi tutalım. Kendi arkadaşımızda olsun. İleride kullanırız. Damızlık kullanırız diyorsun. Ama
Olmuyor. Yani bazen olmuyor böyle. Üzüldük. Sizlerle de paylaşayım dedim. Evet arkadaşlar, faaliyetlerimize devam ediyoruz, sürdürüyoruz. Şu yeri bir an önce bitirsek, sıkıldım artık. Ben de sıkıldım ama işte bazı şeyler maddiyatla, parayla alakalı. Yani para olmadı mı bazı şeye devam edemiyoruz. Bir an önce bitirmem lazım öyle ya da böyle bir şekilde. Yeni videolarda görüşürüz. Köpeksiz kalmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.